Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Artık yılı bitirmeye bir gün kaldı. Hatta gittikçe de azalıyor. Yarın gece yarısında 2020'yi uğurlayacağız. Bakalım 2021 bize neler gösterecek. Ama piyasalar bugün son gün olduğu için yarın da yarım gün olmasına rağmen yine de asıl bir hareketleri bugün göreceğiz. Neleri konuşuyoruz bugün? Bakın 4 günlük tatile doğru Bitcoin'de ve Ethereum'da değişik rezervler, değişik kripto vurgunları olacak diyorduk. Değişik bir şekilde Bitcoin'de 20 27 bin dolarlardan başlayıp 28700 dolarla yeni rekorunu kırdı. Bundan sonraki duran 30 bin dolar olduğu neredeyse görülüyor. Artık hani böyle kriptocuların dediği gibi roketlendi deniyor ama doğru. Şimdi Bitcoin tam rekorunu kırmadan ve Bitcoin'den çıkışlar olmadan ki açıkçası ikinci bir soru da acaba çıkışlar olacak da mı alt altcoin'lere geçecek yoksa Ethereum kendini alacak götürecek mi diye. Görülen oku görüntü şu ciddi anlamda yüklü bir düşüş biz beklemiyoruz. 25 bin doların altına indiğinde zaten iyi bir alım fırsatı daha düşük almak isteyenler için de iyi bir fırsat olacak. Ama şu anda gözünü 30 bin dolara çevirdi diyebiliriz. Çarşamba günü 4 günlük tatil öncesindeki... E bu geçiş gününde de 28.700'ü bize böyle az da olsa gösteriyor olması aslında yukarıya doğru böyle artık e, yükseliyor. Bir şekilde deniyor. Bir şeyleri deniyor. Yine dediğim gibi 26.000 dolarlara indiğinde alım fırsatı verip işte 30.000 dolardan çıkışlar gerçekleşebilir. Size bu ortam geldiğinde de zaten söyleyeceğim ki şu anda alıyoruz. Şu anda da satıyoruz diye geçtiğimiz hafta olduğu gibi. Ama dediğim gibi şu zamanlar bitcoin için e, tam olarak bitcoin yüklü olduğu için alır mısınız satar mısınız orasını bilemem ama e, ciddi anlamda Ethereum'da güzel toplama lokasyonları diyebiliriz. Mesela şu anda ufak bir düşüş var. Biraz önce yayın öncesinde baktım. Hiç morali bozmaya gerek yok. Çünkü e, bu aynı döviz gibi yukarıya doğru yakın zamanda gittiyse oraya mutlaka gitmek isteyecek ve bu Bitcoin rüzgarı eserken de görülen okey yine altında duranlılık bizi bekliyor. Şimdi baktığımız zaman teşvik paketi Yılan hikayesine döndü. 600 dolardı, 2000 dolara çıktı. 2000 dolar geçti denildi. Sonra veto edildi, geçildi ama altın buradan desteğini buldu. Yine 1872'ye kadar geriledi. Yine 1871'den ne diyoruz? 1861'den bir önceki seferde destek buldu. 10 dolar arttı 1871'e. Ama şu net bir şekilde karşımızdaki net ve kesin bir şekilde 20 ocağı bekleyeceğiz arkadaşlar. Başka hiçbir yolu yok. Bu Trump gidene kadar illallah dedirtecek o kesin. İçeride hemen dolara gidelim. Altında size anlatabileceğim pek bir şey yok. Beklemek zorundayız. Bekliyoruz, bekliyoruz. Sabrın sonu selamet olacak. Ona kesin eminiz ama 20 Ocak'a doğru kafamızı çevirdik. 5 Ocak'ta daha bu 5 Ocak'ta da Georgia'daki yapılacak seçimde demokratlar alırsa o zaman işte görün. O zaman cumhuriyetçilerin burnundan fitil fitil bu son dakikaya kadar insanları umutlandırıp son dakikaya kadar yatırımcıların kafalarını allak bullak eden cumhuriyetçilere de böyle bayağı sopayı gösterecekler. O kesin. Ondan sonra görün siz teşvik paketlerine. Ama Biden'ın ciddi anlamda şu an bilendiğini söyleyebiliriz ve Biden bilendiği sürece de gerçekten Trump'ın kolladığı, Trump'ın ilerletmeye çalıştığı ne kadar sektör, ne kadar yatırımcı, ne kadar insan varsa hepsinin kafasına çökeceği belli ve bunların hepsini de halk lehine teşviğe çevireceği belli. Nitekim Yalın, Powell, Biden derken bunlar artık biliyorlar ki ciddi anlamda Amerika'nın pandemiden çıkabilmesi için bir şekilde teşviklere ihtiyacı var. Almanya'ya bakın. Almanya bugün en başından beri en yüksek can kaybıyla karşı karşıya kaldı. Yani inanılmaz rakamlar. Sonuçta bu görülüyor ki 3. dalga ocağa doğru 3. bir dalgayla karşılaşacağız. Aman dikkat. İşte bu nedenle yatırımlar yapılırken şimdi 3. dalganın en rekor seviyesine gelirken belli yerlerden birileri bir paraları kazanacaklar ve nitekim şu anda dolardan, dolardan inanılmaz bir para kesiliyor. Nasıl? Short yani uzun kısa vadede doların düşeceği ve doların o düşüşünden para kazanmak isteyenlerin işlemleri rekor seviyede. Mart 2011'den bu yana. 7.37 ile 7.26 arası alım için iyi fırsatlar dedim. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela paranız var TL'de duruyorsunuz. Alın. Ama eğer ki siz 7.40'lardan 7.45'lerden girdiyseniz 8 üzerindekilere bunu söylemiyorum. Çünkü 8 üzerindekiler eninde sonunda biraz zararı yazdılar kenara. Bu kesin, buna hiçbir şey yok ama elinizde şu an dolar bekliyor. 10 kuruşluk yüksek bir dolarınız varsa 10 kuruşluk shortlama yapılabilir. Neden yapılabilir derseniz? Çünkü shortlamada şu, siz işlem giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben de 1000 dolar var diyorsunuz. Şu anda 7.37. Diyorsunuz ki bana göre 7'ye düşecek. Çünkü shortladığınız işlemlerde bir sonuç işlemi de koymak zorundasınız. Size o sistem diyor ki borsa, sistem, kripto işte neye girdiyseniz. Diyor ki al o zaman diyor bende 1000 dolar senin bu istediğin 7300 burada dursun. Yani TL'ye çevirdiğinde. Bakalım 7 olduğunda shortladığın tutarsa ben sana bu 7300'ü e aynen vereceğim diyor. İşte shortlama böyle çalışıyor. Siz bir karar veriyorsunuz. Diyorsunuz ki shortladığım bu seviyeye kadar. Ben 7'yi öngörüyorum. Ben 7 onu öngörüyorum. Ben 6.50'yi öngörüyorum. İşte o seviyeler geldiğinde de siz para kazanmış oluyorsunuz. Nitekim e, shortlamalar 10 yılın en uzun seviyesi, en yüksek zirvesinde. Mart 2011'den bu yana biz böyle rakamlar görmedik ama bu da spekülatif hareketleri gösteriyor. Şimdi 7.37 ile 7.26 arasında 7.26'ya doğru iniş var. Buna en çok körükleyenlerden bir tanesi hangisi? S-400 ile S-400 konusunda ABD ile ortak bir çalışma ekibinin oluşmuş olması. Mevlüt Çavuşoğlu bunu açıkladıktan sonra dolardaki gerileme fazlalaştı. Ve... E, Şöyle söyleyeyim, borsada da artış var. Borsa dolar bozunda 200 doları gördü pandeminin başından bu yana. Borsada şu anda şunu söyleyebilirim ki, dolardaki düşüş Merkez Bankasının faiz artışları alakası yok. Merkez Bankası yapması gereken geç kalmış olan adımlarını attı. Tamam, ona hiçbir şey demiyoruz. Ama şöyle bir durum var ki, Merkez Bankasının adımından sonra piyasaya şu anda ucuz leş kargaların birkaç seferde geldiğini söylüyordum. Yani şöyle söyleyeyim size, şu anda çok güzel para giriyor, dolar düşüyor. Yani bana dolar 5'e düşecek mi diye soranlar bile oldu. Asla. Yani bunlar çok yüksek beklentiler ve şunu da unutmayın. Bakın aralığın 30'undayız. Lütfen balık hafızalı davranıyor insanlar tarafından. Aralığın 30'undayız. Kasım'ın ortasında 8.50. 22 Ekim'deki faiz artışından sonra 8.51. Yani bu rakamlar uzak değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Siz hemencecik böyle birini kamyonun altına atmaya veya birini suçlamaya çalışıyorsunuz ama aslında olmuş olanlar ya da mesela kolay bir durum yok ya da geçmiş bir durum yok. Sadece kısa vadeli bize gösterilen hikaye iyi. Ama 2021'de daha farklı bir hikayeye uyanacağız. Mesela kripto konusunda e, Türkiye'de Merkez Bankası, Ticaret Bakanlığı bunlar kripto uzmanlarıyla çalışmaya başladılar. Siz kriptoya inanmıyorum diyenlerin hepsi 2 sene sonra kafasını taşlara vuracak. Türkiye'den kripto'lar çıkacak, artık tanıyacaklar. Sadece çoğu insanın aklında şu var. Vergi almadan devletler buna nasıl izin veriyor. Emin olun daha çok uzun izin verecekler. Niye? Çünkü kriptoyu kontrol altına tutabilmek kolay bir şey değil. O nedenle şu anda Ethereum ve Bitcoin rüzgare esti esecek. Her seferinde soruyorum. 2,5 milyon Ethereum kitlenmiş durumda. 2023, 2024'te bu insanlar bu kitlenmiş Ethereum'ların ekmeğini yiyecekler. Siz de aa ben bu trene binmemişim deyip bakacaksınız. Yeni dönemde, yeni devirde. Şimdi kova çağı deniyor, işte kurumsal bitiyor deniyor, teknoloji çağı deniyor. Bunların hepsi geçiş evreleri. Bunların hepsinde sizin hayatınıza kripto girecek. Şöyle söyleyeyim, hemen basitçe anlatayım. Şimdi ben bir Odadayım değil mi? arka duvarlı. Bu evin benim işlevime, benim isteğimi görebilmesi için bu evin bir temelinin olması gerekiyor. Şu anda blok zincir bunun temelini oluşturuyor. Benim duvarlara ihtiyacım var. Benim duvarlara ihtiyacım var. Dört duvar arasında olabilmem için. Şu anda bu duvarlar Bitcoin. Bitcoin bizim her şeyimizi derliyor, toparlıyor. Ethereum ne? Ethereum'un yeni dünyadaki vasfı diyor ki her şeyinizi benim üzerimden yapın, ben izin vereceğim. Yani arkamda gördüğünüz tablo, yanımda gördüğünüz perde. Bunların hepsi bir zaman sonra Ethereum bazlı olmaya başlayacak. Yani ben bu... Evet Bitcoin vasıtasıyla ben burada barınabiliyorum ama bir zaman sonra artık bitcoinle çünkü alım satım yapamazsınız bitcoin dijital altın gibidir nasıl elinizdeki altınlarla kahve almaya gitmediğiniz gibi ama elinizdeki cash para ile ya da likit para olarak fiyat para olarak görülenle gidip alabilirsiniz ethereum işte şunu planlıyor sizin dolarını sizin cebinizdeki TL'niz, sizin cebinizdeki bozuk paranız olmak istiyor. Yani alışveriş yapabileceğiniz. Siz mesela bir odada yaşıyorsunuz ama ben bu eşyalar olmasa bu odanın keyfini çıkaramazsınız. Bitcoin olmasa yani duvarlarınız olmasa da eviniz olmaz. Yani bu iş böyle. Ethereum daha küçüğe, daha kişiselliğe uzandığı için işte insanlar gelecek vaat ediyor diye altını çiziyorlar. O nedenle de Ethereum almak mantıklı. Ripple'ın piyasadan Silinmesi demeyeyim ama şöyle söyleyeyim e, ciddi anlamda bir dava süreci devam edecek. Tether de bunun acı reçetesini gördü. Dava süreçleri, korkular, bunların hepsi e, kripto paralarda düşüşü simgeler. Ripple'dan eriyen 18 milyar dolar da Bitcoin ve şu anda Ethereum'a yönelmiş durumda. Bir nokta gelecek altcoin'lerdeki rally de başlayacak. Ama Şubat'ın yani Ocak ortasında biz bunu göreceğiz. Zaten ben şu anda Ethereum'un öyle ralliye çıkacağını düşünüyorum. Toplamak için iyi seviyeler diyordum. Nitekim de bu gerçekleşiyor. Toplamak için iyi seviyeler. ama Bitcoin rally'sini biz Ocağın ortasına ilk haftasına kadar göreceğiz. O noktayı koymadan böyle bir şey olmayacak. Ama dediğim gibi ben Bitcoin'e ben Bitcoin referans gösteriyorum biliyorsunuz bununla ilgili de zaten konuşuyoruz ama dediğim gibi altında bekleme Bitcoin'de roket 4 günlük roket Ethereum'da toplama. Borsada yükseliş ama borsadaki yükselişe dikkat etmek lazım. Ve diğer taraftan da dediğim gibi e, dolarda bir düşüş söz konusu diyorum. Böyle kapatıyorum. Akşama da tekrar bir yayın var. Bu arada 2021'den neler olacak neler gerçekleşecek bunları da konuşacağız. E, akşamki moral sohbetinde kaçırmayın diyorum. yorumlarınızı abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.